Eğer bu millet beni Cumhurbaşkanı seçerse, Memleket Partisi'ni iktidar yaparsa, ilk yargıya göndereceğim kurum yöneticileri, ilk suç duyurusunu TÜİK'te yapacağız. Onları mahkemelere çıkaracağız. Milletin yatırımlarını yanlış yönlendirdikleri için, milleti kazıkladıkları için, mazbatayı aldığım gün TÜİK'te ne kadar yönetici varsa hepsini yargıya göndereceğim. Hepsini. İlk işim bu olacak. Bu milletle dalga geçmektir bu değerli arkadaşlar. Hulüfe dağıtıyor ya. Vergi %123. Yeniden değerleme oranı %123. Neden memura emekliye %30? Vergi neden %123? Alacağına şahinsin. Vereceğine karga. Motorlu taşıtlar vergisi. Düşürme yetkin var. Madem enflasyon, madem memura vereceğin zam %30, motorlu taşıtlar vergisi neden 61,5? Neden ÖTV'nin KDV'sini alıyorsunuz? Bu soygun düzenini yıkacağız. Bu bir soygun düzenidir. Bakın son günlerde bir gitme ihtimali belirdi. 20 yılın sonunda Erdoğan'ın bir gitme ihtimali ortaya çıktı. Gitme ihtimali bile EYT'yi çözdü. Bir de gittiğini düşünün. Yani gitme ihtimali bile sorun çözüyorsa bir de gittiğini düşünün. Başımızdan bir şöyle bir silkindiğini düşünün. Neler çözülmez bu memleket. Gitme ihtimali bile işe yarıyorsa gittiğinde bayram yapacağız demektir. Evlere şenlik bir Maliye Bakanı var değerli arkadaşlar. Evlere şenlik. Gözlerinden ışık fışkıran, paçalarından beceriksizlik damlayan bir Maliye Bakanı. Gözlerinden ışık, paçalarından beceriksizlik damlayan bir Maliye Bakanı. Araçta ÖTV'yi neden düşürelim ki diyor. Aynen cümlesi şöyle. Araçta ÖTV'yi neden düşürelim ki? Zaten araç yoktur. Dalga geçiyor millet. Allah aşkına size soruyorum. Sizin bir şirketiniz olsa bu Maliye Bakanı'nı oraya muhasebeci yapar mısınız? Bir şirket, bakkal dükkanınız olsa müdür yapar mısınız? Marketiniz olsa müdür yapar mısınız? Devletin kasasının başı. Neden orada oturuyor? Söz dinlediği için. Ekonominin kurallarına, bilimin kurallarına, iktisadın kurallarına uymadı. Düşür deyince düşür, kaldır deyince kaldırdığı için. Değerli arkadaşlarım, 2022 yılında rekor kimde biliyor musunuz? Gıdada. Kuru soğanda, kuru soğan. Ne güzel diyordu usta, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diye. Kuru soğan %314,6. 2022'deki artışı %314,6. Kuru soğan. Burada yine şairin bir sözü aklıma geliyor da söyleyeyim mi bilmiyorum. Bir soğan soyulurken yaşarıyor da gözler, hazine soyulurken aldırmıyor öküzler. Boşuna inat etme, hemen salla başını, uslu otur hoş geçin, zıkkımdan maaşını diyor. Biz uslu oturup hoş geçinenlerden olmayacağız. Maaşını zıkkımlananlardan olmayacağız. Bunu her gittiğimiz yerde anlatacağız. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyor. Limon. 2022'de %202,8 artmış. Toz şeker %164,5 artmış. Yalancı TÜİK'e göre gıda enflasyonu 77,87. Mutfak yanıyor. Mutfakta aş pişmiyor, taş pişiyor. Mutfakta et pişmiyor, dert pişiyor. İnsanlar geçinemiyor, beslenemiyor. Türkiye yönetilmiyor arkadaşlar. Türkiye savruluyor. Sığınmacı dolu sokaklarımız. Sığınmacı dolu. Türkiye'nin 81 vilayetinde benim bir işim vardı. Sokağa çıktım mı? Fotoğraf çektiririm ben. Genciyle, yaşlısıyla fotoğraf çektim. Hakkari'de de öyledir. Eskişehir'de de öyledir. Edirne'de de öyledir. Taksim Meydanı'nda benden fotoğraf çektiren yok. Çünkü Türk yok. Türk olsa hangi partili olursa olsun tanır gelir fotoğraf çektirebilir miyiz? Buyurun derim. Esenyurt'ta fotoğraf çektiremiyorum, Türk yok çünkü. Sokakları mülteci dolu. Sokak ortasında kendi arkadaşlarını öldürüyorlar. Kendi arkadaşlar. Yok şunu yaptın, bunu yaptın. Sokak ortasında. Yani Türkiye bir çeteler cenneti oldu. Kendi arkadaşlarını sokak ortasında öldürüyor. Her yerde çete. Kural yok, yasa yok, anayasa yok. Karşıda muhalefete bakıyorum. Bayrak kaldıran danışmanlar var. Türk bayrağını partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor. Türk bayrağını kaldırıyor. Parti bayrağını utanmıyor musunuz lan siz? Yazık, günah size be. Yazıklar olsun size.
Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Niye gittin CHP'den? İyi ki gitmişim CHP. Siz de mi beraber olacaksınız? Siz de mi beraber? Değerli arkadaşlarım, biri bayrak kaldırıyor, öbürü ondan aşağı kalır mı? O da devrim kanunlarını kaldırıyor. Devrim kanunları yetmiyor, ilk dört maddeyi kaldırıyor. O da yetmiyor, Türklüğü kaldırıyor. Hadi kaldırın da görelim bakalım. Bunların hepsi Erdoğan'a çalışıyor. Muhalif falan zannetmeyin bunları. Bunlar hepsi gizli Erdoğan'cı. Biri bayrak kaldırıyor, biri Türklük kaldırıyor, biri ilk dört maddeyi kaldırıyor. Hepsi gizli Erdoğan'cı bunlar. Toptan göndereceğiz bunları. İktidarını da muhalefetini de hepsini toptan göndereceğiz. Onun için diyoruz ki ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolunda. Onun için diyoruz ki ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorularınızı alayım değerli arkadaşlar. Çok ciddi duyumlar var. Şöyle dile getiriliyor. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının isminin kesinleşti ama dile getirilmediği bu ismin de Kılıçdaroğlu olduğu ifade ediliyor. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bilemiyorum yani duyumların ne olduğunu bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabii. Adayı seçime yetiştirip seçimden sonra bırakmazlarsa iyi olur. Kılıçdaroğlu olursa peki sizin de? Bilemiyorum şimdi ben bir başka partinin üyesiyim, genel başkanıyım. Bizim partimizde Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Bütün üyelerin önüne Eskişehirlilerin, Kastamonluların, Hakkarililerin, Mersinlilerin, Yalovalıların hepsinin önüne sandık koyacağız. Ben aday olacağım ama üyeler seçerse bizim partinin adayı ben olacağım. Biz de üyeler seçiyor. Diğerini bilemiyorum. Ama büyük ihtimal beni 51 gün kala aday yapmışlardı geçmişte biliyorsunuz. Boş geçmişti bütün zamanlar. 13 tane vilayete hiç uğrayamamıştım. Büyük ihtimal yine 50 gün kala açıklayacaklardır. Bu da Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmeye devam edecek. Erdoğan Bey peki eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa siz değil de Erdoğan'ın karşısına Altılı Masa'nın adayı olursa Memleket Partisi olarak Altılı Masa'nın adayı... Çocuğunuz var mı? Evli misiniz? Evliyim ama çocuğum yok. Peki çocuğunuzu hangi üniversiteye göndermeyi düşünüyorsunuz? Ben hiç öyle şeyler düşünmedim. Tamam sen daha birinci turu geçmeden ikinci turu niye konuşuyorsun ki? Olasılık. Ben de sordum hangi üniversiteye göndermeyi ama düşünüyorsun. O da bir olasılık. Ama ona 20 yıl var daha. Benim söylediğim şey ortalama 2 ay sonra. Hayır. Kardeşim, bana birinci basamağı sormayıp ikinci basamağı soruyorsun. Önce biri bir geçelim. 15 gün düşünme zamanımız var zaten. Önce biri bir görelim. Neden ben kalmıyorum ikinci tura? Örneğin öyle bir şey olursa Memleket Partisi arkadaşlara soruyor musun Muharrem İnce kalırsa onu destekleyecek misiniz diye? Yani evet sorarım eğer böyle bir sorun bakalım o cevabı alalım ondan sonra devam ederiz. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım seçim tarihini belki güncelleyebiliriz gibi bir açıklama sonra erkeni alma ya da biraz daha erkeni geçin. Hiçbir şey kalmadı yani artık erkeni geçin. Bu tartışmalar normal Türkiye bir hukuk devleti olsa Türkiye bir hukuk devleti olsa Erdoğan parlamentoyu feshederse erkeni alırsa bir daha aday olamaz. Erken seçim olmaz. Olursa olamaz. Hukuk devleti ise Türkiye. Ama YSK buna onay verir mi? Aday yapar mı dersen onu da yapacaktır. O da ayrı mesele. Ama 7 Mayıs ile 14 Mayıs tarihleri çok dinlendiriliyor. Bilemiyorum onu artık. Göreceğiz. Ya Mayıs'ın Haziran'ı bir şey kalmadı. Bence yanlış şeyleri tartışıyoruz. Bak şurayı tartışalım. Bir, hangi seçmenler oy kullanacak? Sahte seçmen var mı? Suriyeli seçmen var mı? Ölü seçmen var mı? Mükerrer seçmen var mı? Bir, önce bunu konuşalım. Bak tekrar çağrıda bulunuyorum Altılı Masa'ya. Eminim ki 200 bin sandığı yine kontrol edemeyecekler. Benim seçimimde edemedikleri gibi. Benim seçimimde 12.843 sandığa gözlemci koymadıkları gibi. İl de veririm bak il. Şanlıurfa, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Adıyaman, bak il veriyor. Konya, daha devam edelim. Ağrı, geçen seçimde 12.843 sandığa gözlemci koymamışlar. Bir, önce seçmenleri inceleyelim. İki, 200 bin gözlemciyi bulalım. Önce sandığı bir sağlama alalım.
Önce burayı konuşalım. Burayı konuşmak yerine başka işleri konuşuyorum. Peki seçim güvenliği. Ben Sakarya Gazetesi Ömer Faruk Mengi. Sizde bir seçime yakın bir ittifak oluşturmayı düşünüyor musunuz? Diğer partilerle bir görüşmeniz var. Görüşüyoruz. Yakında Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Kimlerle görüşüyorsunuz efendim? Peki. Kimlerle görüşüyorsunuz? Hangi partilerle iletişim halindesiniz? Görüşüyoruz mesela. Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz. Doğru. Peki efendim seçim güvenliği için Memleket Partisi olarak sizin yürüttüğünüz bir çalışma var mı? Arkadaşlar biz milyarlarca lira hazine yardımı alan bir parti değiliz. Bizim elimizin altında belediyeler yok. Biz yeni kurulmuş bir yıllık bir partiyiz. Ama biz diyoruz ki 200 bin sandık var. Gelin bu sandıkları paylaşalım. 1000 tanesini birisi alsın, 2000 tanesini birisi alsın. Bu sandıkları paylaşalım diyoruz. Biz de kendi çapımızda tabii ki bir hazırlık yapıyoruz. Ama bu bir partinin işi olmamalı. Bütün partilerin işi olmalı. Ben açıkladım. Memleket Partisi de 25.132 rakamıyla 12. sırada. Evet. Sizin hedefleriniz doğrultusunda bu rakam iyi mi? Hani ne olabilir? Şöyle. Memnun musunuz? Memnunuz. Tabii ki memnunuz. Şöyle. Siyasi partiler kanunundan kaynaklanan bir durum bu. Üye sayısını fazlalaştırdığınız zaman kongre süreciniz uzuyor. Kongre süreciniz uzayınca da seçime girme hakkıyla ilgili sıkıntı çıkıyor. Biz bir an önce az üyeyle de olsa kongreleri yapıp seçime girme hakkını elde etmek için böyle bir yönteme başvurduk. Hiçbir sıkıntı yok. Azamı özlüyorsunuz.